bazen bütün sesler kesilir. Ve bütün hayatım bir kişinin ağzından çıkan tek bir cümleyle yerle bir olur. O tek cümle sonsuz bir karanlığa alır fırlatır seni. Söyle dedim. Yaşıyor mu? Üzgünüm Yaman. Kaybettik. Seher'i kaybettik. Hayır. Gerçek değil bu. Gerçek olamaz. Yalan söylüyorsun. Yalan! Elimde olsa söküp alırdım seni gökyüzünden. Karartırdım dünyayı kendi dünyam gibi. Bir daha asla doğmayacak benim için bir güneş. Batmayacak bir gece var artık. Benim için bir daha parlamayacaksın şimal yıldızı. Bir hırsız yakalandı Yaman Bey. Konağa girmeye çalışmış. Bahçe duvarından atlarken son anda fark etmiş koronlardan biri. Evet Yaman Bey. Nöbet sırası kimdeydi? Bendeydi efendim. Ben yakaladım zaten adamı. Çay almak için 5 dakika içeri girmiştim. Geri gelirken bir baktım, bahçe duvarına çıkmış. Tam bahçeye girecekti ki ben yakaladım hemen. Öyle mi? Hangi eline içtin o çayı? Efendim? Hangi elinle içtin? Demek bu elinle. Ha?
Ben size sinek bile yaklaşmayacak bu eve demedim mi? Ne demek bahçe duvarına tırmanmış? Bu evin sınırlarında ne en ufak bir hataya, ne de onu yapana yer yok. Bir dahaki sefere kimse böyle ucuz kurtulamaz. Bunu da polise teslim edin. Var Allah Allah. Görmen lazımdı ama teyze. Gözünün yaşına bile bakmadı adamın. Ya yine burnundan soluyor. Vallahi korkuyorum, konağı yıkacak bir gün. Öfkeli tabii adam. Ama haklı yani bir yerde. Bunların yüzünden karısını kaybetmiş, kolay mı? Az bile gelir yaptı. Acısından kavruluyor Yaman Bey. Kader işte. Ama ölenle de ölünmüyor ki. Elbet Yaman Bey'in de acısı azalır. Öyle değil mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz kızım. Hiçbir şey. Konağın üzerinde dolaşan kara bulutlar herkese alt üst etti, görmüyor musunuz? Ziya Bey'in gözünün içine baktığı çiçekler bile boynunu büktü. Kendisi nasıl acaba? Yaman Bey en iyi doktorlara baktırıyordur onu. Ama bu sefer fazla sarsıldı. Hiç bilemiyorum. Hangi hastanede olduğunu neden gizliyor ki? Ya en azından biz bilseydik. Belki Yaman Bey'in kararı kızım. Tedbiren. Başına bir şey gelmesin diye. Zaten bunları da konuşmamız o yüzden yasak ya Neslihan. Ben asıl Küçük Bey'e üzülüyorum. Keşke yapılacak bir şey olsaydı. Değil mi? Ah Küçük Bey. Sen onu eskiden görseydin keşke. Konağın neşesiydi. Cıvıl cıvıl. Teyzesi gittiğinden beri canı çekildi sanki yavrum. Baktıkça içim yanıyor. Ağzından o günden beri tek kelime çıkmadı. Lale oldu sanki. Bir lokma da yemiyor. Çok korkuyorum hasta olacak diye. Kahvaltı etmemişsiniz. Bir şeyler hazırlatmamı ister misiniz? Adalet Hanım'a söyleyeyim, en sevdiğiniz yemeklerden yapsın. Olur mu? Biliyorum teyzenize gitmek istiyorsunuz. Mümkün değil. Çünkü amcanız sizi korumak istiyor. Ona güvenin. Böyle istiyorsa sizin iyiliğiniz içindir. Hem teyzeniz kahvaltı etmediğinizi görse ne çok üzülürdü. Hatırlayın. Benim hatırım için derdi size hep. Onun hatırı için bir şeyler yer misiniz? Ben bir vazo getireyim. Çiçekleriniz solmasın. Yine hazırlanmış.
Ateş parçası. Ölüm diye bir şey var ateş parçası. Bu ikimiz için de zor bir durum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama güçlü olman gerek. Çünkü hayat böyle bir şey. Kayıplarımız olsa da yaşamaya devam etmemiz lazım. Yemeğini yemen lazım. Derslerini yapman. Eskiden ne yapıyorsan yapmaya devam etmen lazım. Bir şey söylemeyecek misin ateş parçası? Konuşmayacak mısın? Daha mı iyi olur? Onun ağlamaya değil, güçlü olmaya ihtiyacı var. Alışması gerek. Konuş lan! Söyle! Sen misin bana şantaj yapan he? Beni Kırımlı'ya satmakla tehdit eden şerefsiz sen misin? Söyle! 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 Yemin ederim Kur'an çarpsın ben bir şey yapmadım abi. Vurun! Abi tamam. Halinde adam. Kim lan bu yürek yemiş hain? Bu da değilse kim? Kim? Bana şantaj yapan şerefsiz kim? Abi tamam, sakin. Bulacak. Nasıl sakin olayım ha? Sen şunlara baksana bir. Herifin elinde ölüm fermanım var. Aziz Efendi'yi temizlerken çatır çatır çekmiş beni. Bu görüntüler bir sızarsa sonum olur. Kırımlı çakınca... Karısının nasıl katilinin ben olduğumu bir saniye yaşatmaz beni. Aziz'in cinayetini de yıkamadık zaten üstüne. Ah! Ah!
Aha da buradan çıkmıyor hiç. Her gece sonumun filmi dönüyor bu kafanın içinde. Bu gece mesela şişledi beni. Dün gece de kesmişti kıtır kıtır. Herif bir gece kafama sıkıyor. Bir gece ipte sallandırıyor. O kırımlı gebermeden rahat uyku yok bana. Oldu. Durmadan rüyamda görüyorum seni. Bak ya sen gel ya da ben. Başımdaki beladan kurtulana kadar olmaz Nana. Burada işler biraz karıştı. Seni tehlikeye atamam. Bir süre iletişim kurmayalım olur mu? Beni arama. Yani ne bir mesaj ne bir mektup. Bağlantımız bilinmemeli çünkü. İşler yoluna girdiğinde ben sana haber vereceğim. Merak etme. Merak ederim, nasıl etmem. Keşke buraya gelsen. Burada saklansan kötü adamdan. Olmaz Nana. Her şeyi benim halletmem gerek. Kalmam gerek o yüzden. Abi ne olur dikkat et kendine. Beni unutma. Haber ver bana, tamam mı? Tamam. Sen de beni unutma olur mu? Sana her zaman güvenen bir abin var. Sen benim hayatta her zaman dimdik duran güçlü kız kardeşimsin. İnatçı, deli. Kalbi kendinden bile güzel. Tamam, tamam. Geldiğinde anlatırsın bunları. Yüz yüze. Seni çok seviyorum Namık'a. Gurur duyuyorum seninle. Ben de seni çok seviyorum abi. Ne olur, ne olur çok dikkat et kendine. Ara, arama. Ara, arama. Ara, arama. Ara, arama. Yok ya. Arayacağım ben. 3 ay oldu. İyi mi değil mi bilmem gerek. Buldum. Alo abi. Buyurun. Ben abim Aziz Yahyaoğlu ile konuşmak istiyorum. Üzgünüm. Aziz Bey'i 3 ay önce kaybettik. Umarsın. Umarsın.
Abi kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Ne istediler senden? Ne istediler senden? Yaptı bunu. Neden? Kim yaptı? Kim? Kim yaptı? Hayat hiçbir zaman kolay olmayacak kardeşim. En az benim kadar iyi biliyorsun bunu. Ama her ne olursa olsun şunu sakın unutma. Asla yalnız değilsin. Uzakta da olsam ihtiyacın olduğu anda yanındayım. Senin arkanda dağ gibi abin var. Gitti yok. Yok artık. Nasıl dayanacağım buna? Neden yaptılar? Kim yaptı bunu? Yapayalnız bıraktılar beni. Abi. Kim yaptı bunu? Neden? Teyzenin yerini dolduramaz ateş parçası. Biliyorum. Ama dayanmak zorundayız. Sen özleme sarılıyorsun. Ben zifiri karanlığa. Keşke acını dindirmenin bir yolunu bulabilsem. Yok. İmam Bey, özür dilerim, rahatsız ediyorum. İhtiyaç sahipleri için yardımlar hazır. Yarın... Biliyorum. Gerekeni yapın. Müsaadenizle. Cenger. Söylediğim çiçekler. Sabah siz kabristana gitmeden önce getirecekler. İyi geceler. Thank you.
sensiz geçen koskoca bir 3 ay. Gittiğinden beri aldığım her nefes dikenli tel gibi batıyor içime. Bugün de senin olmadığın bir güne uyanmaktan utandım. Bugün de bakamadım gözlerine Yusuf'un. Onun yanında adını bile anamıyorum hala. Yusuf. Bugün de gelmek istedi. Getiremedim. Sen benim yüzümden yatarken burada bunun ağlamasına dayanamam. Yapamam. Ben her gün yeniden ölmek için geliyorum buraya. Yaramı yeniden kanatmak için. Benim senden başka bir evim yok. Ama onun olmalı. Hani bir gün ona ikimizden birine bir şey olursa diğerimiz yaşamaya, hayata tutunmaya devam edecek demiştin ya. Yok. Tutamam ben o sözü. Sen yoksun. Ben de yokum artık. Abiciğim, abim, ben geldim Nanukan. Sana kavuşmayı hayal ettim ben. Ölüm haberin mi gelecekti bana? Senin yerine bu soğuk taşa mı dokunacaktım? Sen canını verirdin benim için. Keşke ben yatsaydım burada ve sen yaşasaydın. Abi, abicim. Öldürecekler beni. Öldürecekler. Sakin ol. Sakin ol. Bana bak. Gözlerime bak. Ben yanındayken sana hiç kimse bir şey yapamaz. Tamam mı? Bunu aklına sok. Gel şimdi. Gel. Gel gel gel. Geç saklan buradan. Geç. Aziz Bey, annenizin kesin emri var. Ölecek o kız. Şimdi onu korumaktan vazgeçin ve ölümden çekilin. O kız benim kardeşim.
Benimkini almadan onun canını alamazsın. Defalarca hayatımı kurtardın benim. Sadece kurşunlardan değil, her kötülükten korudun beni. Ama ben yetişemedim sana. Sen burada yatarken seni öldürenler dışarıda mı dolaşacaklar ha? Yok, yok. Olmaz. Bunu asla kabul edemem. Bunu izin veremem. Kanı yerde kalmayacak abi. Bunu sana kim yaptıysa hesabı soracağım ben. Yemin ederim. Soracağım.
Aynur. Abi. Ne yapıyorsun burada? Şeye geldim ben. Yaman Bey'in kirlilerini almaya gelmiştim. Küçük Bey gördün mü? Yok. Görmedim. Niye ki? Bütün konağa baktık, bulamadık. Hiçbir yerde yok. Yaman Bey. Yaman Bey'e haber vermem lazım. Yaman Bey, Küçük Bey'i bulamıyoruz. Her yere baktık ama yok. Ne demek yok? Diyorum ki, sizin mezarlığa gideceğinizi duymuş olabilir mi acaba? Yok mu yanında? Dedi. Dedem okuda, gaygem okuda deda. Çay demek tavşı dedem okuda. Zavida daktova gayge. Akunda hiç soru atı. Suhatsa sasuleli arsa dalgaks. Mokuda deda gayge, mokuda. Demek senin adın Yusuf. Ne kadar güzel çiçek veriyorsun. Birlikte ekelim mi? Teyzen sevinsin diye. Tanışalım mı? Benim adım Nana. Uelo Nana. Şakayda etlaparak yar içiz. Tanrı gönü şen ya. Var. Tohum evam işine.
var var. Hey Dalsme. Gökyüzüne bak Yusuf. Gökyüzü çok büyüktür canım. Bazen anne kuşlar yavru kuşları bırakmak zorunda kalır. Çok uzaklar gitmeleri gerekir. O zaman yavru kuş çok şaşkın kalır. Annesi onu bıraktı zanneder. Onu görmüyor. Duymuyor. Sevmiyor zanneder. Nereye gittiyse beni de alsın der. Ama buluşma zamanı sonradır. Yavru kuş büyümesi gerekir. Tek başına kanat çırpmayı öğrenmesi. Teyzen seni görüyor. Büyüyüp kanat çırptığını, tek başına uçtuğunu, çiçekleri kokladığını, yuva kurduğunu görmek istiyor. Bütün bunlar olacak, o gün gelecek ve yine birlikte yavru kuşla anne kuş uçacak. Çünkü birbirini gerçekten sevenlere hiçbir şey ayıramaz. Çünkü anne kuş, yani teyze nerede biliyor musun? O hep burada. Uzak dur yeğeninden! Ateş paşası. Bir daha izin almadan, haber vermeden konaktan çıkmak yok. Kimsin sen? Yeğenimin yanında ne işin var? Ben sadece yardım etmek istedim. 100 gün dua alıyordu. Onun yardıma ihtiyacı yok. O çocuk üzgün bir çocuk. Ona da böyle davranıyorsan yazık edersin. Ömrü boyunca mutlu olamaz. Teyzesini yeni kaybetmiş o. Azarlanmaya, korkutulmaya değil, ona anlayan insanlara ihtiyacı var. Annesini kaybetti o. Görmüyor musun bana ihtiyacı var? Kim olduğunu zannediyorsun ha? Hiç. Sadece küçük bir çocuğu anlamaya çalışan, onun o küçük kalbindeki büyük üzüntüyü gören biriyim. Madem anlamaya o kadar heveslisin, önce şunu anla. Uzun yaşamak istiyorsan haddin olmayan konulara karışma.
Post kokamı gizem osadam yeni uint dahi tsaushens kanam pars. O kadın sana bir şey yaptı mı ateş parçası? Ben sen üzülme diye getirmedim buraya. Bak bir daha sözümü dinlemezsen külahları değişiriz. Մովետից մա։ Իսե մովետի Յահյա ու սախլիսկը։ Իսե։ Sen de kimsin? Ne istiyorsun? Siz İsmet Yahya oğlu musunuz? Ben Elena'nın kızıyım. Gürcistan'da annemle bir evlilik yapmışsınız. Hamileyken terk etmişsiniz onu. Adım Nana. Ben sizin kızınızım. Çekin! Ne ananı tanıyorum, ne de seni tanıyorum. Almayın bu yalancıyı içeri. Ben yalancı değilim. Aç şu kapıyı. Yalancı değilim ben. Aç şu kapıyı. Baba. Aç baba. Abi, kuşlar haber uçurdu. Yaman Kırımlı mürebbi arıyormuş. Yolunu kestik olmadı. Uzaktan sıktık olmadı. Haftalardır ofise de gitmiyor. Bu adamı ortadan kaldırmanın tek yolu belki de bu. İçeri adamımızı sokmak. Tamam da kimi sokacağız ki abi içeri? Bu adam öyle her önüne gelen iş almaz ki. Buyurun, kime bakmıştınız? Aziz Yahyalı'nın kardeşim ben. İçeri girmek istiyorum. Öyle bir talimat almadık. Sizi içeri alamayız. Abimin evi burası. İçeri gireceğim. Hanımefendi zorluk çıkarmayın. Sizi içeri alamayız. Gireceğim ben. Kim lan bu? Burak ben, adım Nana. Aziz'in kardeşim ben. Gireceğim dedim. Burak. Ne diyor abi bu kız? Kardeşim falan. Kardeşim mi hakikaten? Babamızın kaçak evliliğinden küçük kız kardeş. Kadın ölmüş, kızı kalmış. Sonra bil bakalım kim sahip çıktı buna. Aziz mi? Aynen. İyilik meleği rahmetli kardeşim. Sen canını sıkma abi. Ben hallederim şimdi. Dur.
Dur Kazım, dur. O zevk bana ait. Madem bu konağın kapısına gelme cesaretini bulmuş, kovma işini kimseye bırakmam. Yürüyeceğim dedim. Ne oluyor lan burada? Bırakın diyor, duymuyor musunuz? Bak sen. Demek küçük nana büyümüş, kocaman kız olmuş ha? Tanıyamadın mı? İdris ben. İdris Yahyaoğlu. Neden burada olduğunu sormayacağım. Çünkü tahmin etmek zor değil. Aziz ölünce akan musluğun kesildi. Sen de yolsuz kalınca soluğu burada aldın ha? Para istemeye geldin. Doğru muyum? Yanlışsın. Para için kimsenin kafasına gitmem ben. Bak bak bak. Duydun mu Kazım? Racon da kesermiş hanımefendi. Benim gözüme baksana sen. Yer miyiz biz bu numaraları? Bana maval okuma. Asıl sen benim gözüme bak. Abimi kim öldürdü? Kim yaptı bunu? Bunu bilmem gerek. Kim yaptı diyorum? Kim? Sen gerçekten kardeşimizi kimin öldürdüğünü öğrenmek için mi geldin? Sen beni anlamıyor musun? Ben Türkçe konuşuyorum, Türkçe. Kim yaptı bunu? Güzel. Bunda iş var. İşte kardeşimin, Aziz'imin canına kıyan katil bu. Cani bir psikopat. Yaman kırım. Önce kendi kafasında kurup Aziz'e düşman kesildi. Takıntı yaptı kardeşime. Peşine düştü. Yolunu kesip dövdü. Adamlarımızı öldürdü. Depolarımızı yaktı. Aziz kan dökmemek için varımızı yoğumuzu satıp yurt dışına yerleşmeye karar verdi. Ama geç kaldık. En son karısının ölümünden de kardeşimi suçlayıp işte böyle geldi. Aldı kardeşimizin canını. Burada. Uzak dur yeğenimden. Kimsin sen? Yeğenimin yanında ne işin var? Bu adam. Abimin katili bu. Öyle mi? O manyak benim canımın canına kıydı. Ama şimdi... Şimdi elini kolunu sallayarak dolaşıyor ortalarda. Neden? Nasıl olur? Nasıl çekmez cezasını? Bunun için çok uğraştım. Ama Yaman Kırımlı mahkemede suçsuz olduğuna ikna etti herkesi. Avukatlar ordusu vardı arkasında. Gerçeği karartmayı başardılar. Aziz'in bedeninden çıkan mermiyle teslim ettiği silahların balistiği tutmadı. Bu kamera kayıtları da yetmedi. Çünkü cinayet silahı, yani kanıt yok ortada. Ama ben eminim. O adam var ya, Aziz'in canını aldığı silahı belinde taşıyıp geziyordur ortalarda. Öyle kibirli. Öyle bir psikopat işte. Sen bilmezsin. Abisi var bir de Ziya Kırımlı. Görsen
Munis sanırsın, saf sanırsın. Deli diye acırsın. Ama bahçe makasıyla insan doğrayan bir cani. Hangisi daha zalim dersen, al birini vur ötekine. Günahsız, masum, kaç cana kıydıklarının haddi hesabı yok. Onlardan biri de kardeşim oldu ne yazık ki. Gecemi gündüzüme katıp Yaman Kırımlı'nın ceza alması için uğraştım. Ama fayda etmedi. Adalet işlemedi. O zaman ben de intikamımızı kendi ellerimle alırım dedim. Tek yol buysa cezasını çeksin diye katil olurum dedim. Bu hain dünyadan silinsin de azizimiz mezarında rahat uyusun istedim. Ama olmadı. Olmadı. Ne yaptıysam indiremedim. Bu yarım halimle başaramadım. Etrafı ordularla, duvarlarla çevrili aşamadım. Geçemedim nalı. Ama sen... sen başarabilirsin nana. Üzgünüm Duygu Hanım. İlk meslektaşım haklıymış. Sonuçlarınızı dikkatle inceledim. Maalesef çocuk sahibi olmanız mümkün değil. Ali çok mutlu. Annemle Sultan tezahmaları uçuyor. Herkes hazırlık yapıyor. Ne diyeceğim onlara? Ben bütün ömrüm boyu senin yanında olmak istiyorum. Ve o kadar şanslıyım ki bunu sen de istiyorsun. Evet. Ben de istiyorum. Ben aşağı bakayım. Araba geldiyse çıkarız hemen. Özür dilerim Ali. Çok özür dilerim. Ne olur beni affet. Yüzleşme zamanı. Vermedin. Bilseydik bir hazırlık yapardık senin için. Hadi gel. İki gün sonra bekliyorduk biz seni. Yarın işe başlamam gerekiyormuş. Erken döndüm.
Döndün ha. Evin yolunu bulabildin demek. Anne. Ne desen haklısın. Bana kırgınsın. Kızgınsın biliyorum. Ama inan bana başka çarem yoktu. Anlattım sana. Ben son anda yapamayacağımı anladım. Evet son anda anladım ama... büyük bir hatadan dönmüş olduk. Boşanmış bir ailenin çocuğuyum ben. Korkularımla yüzleşemeyeceğimi, bu evliliği yürütemeyeceğimi anladım. Keşke iş nikaha kadar varmadan anlasaydım bazı şeyleri. Ama olmadı. Yine de elimden geleni yaptım anne. Çok ağır bedeller ödedim. Ama yaptım. Anne. Lütfen. Lütfen anne. Lütfen beni affettiğini söyle. Öp beni hadi ne olur. Duygu. Kızım. Senin bu söylediklerinin hepsi boş. Ya sen insanları yarı yolda bıraktın. Senin yaptıkların yüzünden ben kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Ne o? Yıktıklarını hemen böylece toparlayabileceğini mi sandın? Sen viran ettin ortalığı, viran. Taş taş üstünde bırakmadın Duygu. Bırakmadın. Ablacığım. Anneme gerçek nedeni söylemeyecek misin? Baksana affetmiyor seni. Hayır. Hayır çok üzülür. Bunu bilmemesi lazım. Çocuğum olmayacağını asla bilmeyecek. Tamam mı? Bu aramızda sır olarak kalacak. Peki o... o nasıl Yasemin? Eskisi gibi görüşmüyoruz tabii. Ama uzaktan baktığımda gayet iyi görünüyor. Güçlü görünmeye çalışsa da ben onu tanıyorum. Yıkılmıştır. Giydirirken fark ettim. Kıyafetleri bol gelmeye başladı. Hiçbir şey yemiyor. Artık hastalanacak diye korkmaya başladım. Ben de endişe ediyorum artık. Gözünüz üzerinde olsun hadi Adel Hanım. Edeceksin Nana. Mecbursun. Evet. İlk başta şaşırdın haliyle biraz. Ama başka çaren yok. Madem abinin katili cezasını çeksin istiyorsun,
Dediğimi yapacaksın. İşlem tamam abi. İstediğini yaptım. Azmi Bey'in depodaki eşyalarını koydum odasına geri. Aferin Kazım. Aferin. Acılı aile dekorumuz tam olsun değil mi? Abi öyle bir acıklı anlattın ki kıza. Ağlatacaktın beni. Az kalsın Azmi Bey senin öldürdüğünü unutacaktım ha. Unut zaten Kazım. Benim kardeşimi Kırımlı denen o herif öldürdü. Bundan başka gerçek yok. Şimdi Nana Hanım ne yapacak onu göreceğiz. İş var bu kızda. Var da. Bizim rahmetliye çektiyse biraz uğraştıracak demektir. Sen yapabilirsin Nana. Eğer o konağa girmeyi başarabilirsen, Kırımlı denen o canavarın işini bitirebilirsin. Sen alabilirsin Aziz'imizin intikamını. Kardeşim sonunda mezarında huzur içinde uyuyor. Uzun yaşamak istiyorsan haddin olmayan konulara karışma. Şaka değil. Gerçekten söylemiş. Tehdit etmiş beni. Katil. Cani adam. Cezasını çekmeli. Abimin katili serbestçe gezmemeli. Canım. Kimse yok mu yanında? Ne kadar yazık çocuğu ya. Bu adamın elinde kalmış. Demek bakıcının için arıyorlar. Ne yapacağım ben şimdi? Benim yerimde olsa ne yapardın abi ha? Bu katilin böyle rahatça dolaşmasına izin verir miydin? Keşke sen söylesin bana. Hangi yol doğru? Thank you.
ateş parçası. Yusuf. Kalk hadi. Gel. Hadi. Gel. Bak hepsini senin için getirdim. Hepsi senin en sevdiklerin. Hangisinden başlamak istersin? Yusuf'cum, hatırımız için ye. Bak hep seni senin için hazırladık. Sen yemezsen sonra hepsini Neslihan ablan yer. Gökyüzüne bak Yusuf. Gökyüzü çok büyüktür canım. Bazen anne kuşlar yavru kuşları bırakmak zorunda kalır. Çok uzaklar gitmeleri gerekir. O zaman yavru kuş çok şaşkın kalır. Annesi onu bıraktı zanneder. Onu görmüyor, duymuyor, sevmiyor zanneder. Nereye gittiyse beni de alsın der. Ama buluşma zamanı sonradır. Yavru kuş büyümesi gerekir. Tek başına kanat çırpmayı öğrenmesin. Teyzen seni görüyor. Büyüyüp kanat çırptığını, tek başına uçtuğunu, çiçekleri kokladığını, yuva kurduğunu görmek istiyor. Bütün bunlar olacak, o gün gelecek ve yine birlikte yavru kuşla anne kuş uçacak. Çünkü birbirini gerçekten sevenleri hiçbir şey ayıramaz. Allah Allah. Kuşlar için ufalıyor herhalde. Kendin kuş kadar kaldın zaten. Bir yol bulacağım ateş parçası. Seni bu kederden çıkaracağım. Thank you.
Bunlar da şimdi çıktı fırında. Dumanı üstünde. Hadi yumulun bakalım yavrularım. Buraya taşınmakla ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Bunda Fırat'ın payı olduğunu da unutmamak lazım yalnız. Zorunlu göreve İzmir'e gitmeseydi bu şansı zor bulurdum. Sağ olsun Fırat. Ah yavrum ah. Onu da pek merak ediyorum. Ne yiyor, ne içiyor. İnşallah bakıyordur kendine. Merak edecek pek durumu yok hala. Gayet iyi yerde kalıyor. Sen de davran be oğlum. Ne bakışıp duruyorsun öyle börekle? Ye azıcık ye de yüzüne kan gelsin. Öyle bir dilimcik mi yiyeceksin? Neyine yetecek o senin? Ah ah! Ah İbrahim, sen olacaktın ki bu sofranın hakkını verecektin be oğlum. Zaten şimdicik ara, tam vaktidir. Beklenen şahıs şaşırtmıyor. Günaydın. Geç o fasta komiserim, geç bana acilen sofrayı göster. Oy oy. Börek mi o? Sana da gönderirik yavrum. Ah hala bak. Yiyemem ki yasak. Bu kadın bana eziyet ediyor hala. Yetti iş gece bu bildiğin ya. Ya yapılır mı benim gibi adama? Aha sabahtan beri bu tahta parçasını fare gibi kemirip duruyor. Bu mu evlilik? Nerede insanlık? Nerede adalet? Halam ya. İbo! Hadi acele et. Hala yiyor musun ya? İşe geç kalacağız. Hemen geliyorum karacığım. Hadi eyvallah, görüşürüz. Hadi Volkan, yediysen biz de kalkalım. Hop hop, bunlar bitmeden nereye gidiyorsunuz? Aç bakayım ağzını. Çok büyük hala. Sen de at bakayım ağzını kocaman bir dilim. Sultanım ya. Bizim Sultan Ali'ye şu yemek programlarına falan soksak birinci olur ha. Ben bütün ömrüm boyu senin yanında olmak istiyorum. Ve o kadar şanslıyım ki bunu sen de istiyorsun. Evet. Ben de istiyorum. Thank you.
üzgünüm. Biliyorum hayallerini alt üst ettim. Ama geç de olsa anladım ki bu evlilik bir hataydı. Ben şimdi bu hatayı ikimiz için de düzeltiyorum. Dilerim kendin için yeni bir yol çizersin ve mutlu olursun. Merhaba Ali. Volkan. Hadi. Hoş geldin Duygu. Hoş bulduk. Benim de çocuk gelişimiyle ilgili diplomam var. Ayrıca ilk yardım konusunda da eğitim aldım. Baksana nasıl gerildi orada kızcağız. Çocuk psikolojisiyle ilgili sertifikam ve referanslarım var. Basit bir soru sordum size. Onu konuşturabilecek misiniz? Şey... Efendim... Yeterli. Cevabımı aldım ben. Gidebilirsiniz. Şuraya bir güneş çizelim. Hadi. Hadi paşam benim.
Bir şey mi istemiştiniz? Su. Su rica edecektim. Bekleyin lütfen, veriyorum. Tamam. Anne kuş yanında. Peki yavru kuş nerede? Anne kuş çok merak etmiştir şimdi. Anne kuş özler yavru kuşu. Ona yavru kuş lazım. Sen yapar mısın onu? Pardon da sizin buraya girmeniz yasak. Çıkar mısınız? Evet lütfen. Bahçeye buyurun. Yardım et. Gökyüzünde buluştur onları. Yavru kuş kanat çırpsın. Anne kuş çok sevinsin. Pardon. Görüşme sıranız geldi. Yaman Bey sizi bekliyor. Azizimin canına kıyan katil bu. Yaman Kırımlı. Cani bir psikopat. Önce kendi kafasında kurup Aziz'e düşman kesildi. Takıntı yaptı kardeşimi. Peşine düştü. Yolunu kesip dövdü. Adamlarımızı öldürdü. Depolarımızı yaktı. En son karısının ölümünden de Aziz sorumlu tutup İşte böyle geldi. Bastı konağa. Aldı kardeşimizin canını. O manyak benim canımın canına kıydı. Ama şimdi elini kolunu sallayarak dolaşıyor dışarıda. Ama sen... Sen yapabilirsin. Eğer o konağa girmeyi başarabilirsen... Kırımlı denen canavarın işini bitirebilirsin. Sen alabilirsin Aziz İmmes'in intikamını. Merhaba, ben Nana. Sen yeğenimin yanında ne işin var? Ben sadece yardım etmek istedim. Üzgündüm, ağlıyordum. Onun yardıma ihtiyacı yok. O çocuk üzgün bir çocuk. Ona da böyle davranıyorsan yazık edersin. Ömrü boyunca mutlu olamaz. Teyzesini yeni kaybetmiş o. Azarlanmaya, korkutulmaya değil. Ona anlayan insanlara ihtiyacı var. İş görüşmesi için... Görüşme bitmiştir. Gidebilirsin. Bana randevu verdiniz. Görüşme bitmiştir dedim. Süremde olmadı daha. Buraya kadar geldim görüşme için. Beni dinlemek zorundasınız. CV'ye bakmıyorsunuz. Tamam. O zaman ben anlatayım size. Bu işin eğitimini aldım. En iyi okullarda. Her çocuğun ayrı dünya olduğunu iyi bilirim. Hepsinin kendine özel bir dili vardır. Yusuf ona anlayan olmadığı için susuyor. Belli. Kimse duymamış onu. Ama ben onun sessizliğini duyuyorum. Biz onunla konuşmayı başladık bile.
Öyle mi? O zaman söyleyin bakalım bana. Çözdüğünüzü düşündüğünüz çocuğun, Yusuf'un gözü ne renk? Söz konusu çocuğun yüzüne bile bakmayan birine göre fazla iddialısın. Siyah. Yusuf'un siyah gözleri var. Ama daha da önemlisi, onun gözlerinin içi acı dolu, yalnızlık dolu. Sizin gözleriniz ise öfke, şüphe, on yargı dolu. Gerçekleri göremiyorsunuz. Hafızan kuvvetliymiş. Ama yeteri kadar değil. Sana mezarlıkta verdiğim tavsiyeyi unutmuşsun. Haddi olmayan işlere karışan insanlardan nefret ederim. Görüşme bitmiştir. Gidebilirsin. O zaman şimdi sen cevap ver, Bey Kırımlı. Bakıcı sana mı lazım? Yoksa çocuğuya mı? Haddini bil! Sadece sordum. Kızdırmak istemedim. Tamam, sen benden hoşlanmadın. İlk gördüğünde kızdın. Ama o sevdi beni. Ben onun ne yaşadığını biliyorum. Yalnız hissediyor. Dünyada tek başına kalmış gibi hissediyor. Teyzesi gitti diye geceleri kabuslarla uyanıyor. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Dede. Hep teyzesinin yanına gitmek dede, istiyor. Dede. İstediği tek şey bu. Yanılıyor muyum? Bana yeğenimi mi anlatıyorsun? Onu tanıyor olabilirsin ama anlamıyorsun. O uçmayı bilmeyen yavru kuşlar gibi. Birinin ona kanat çırpmayı öğretmesi gerek. Yeter! Sıradaki! Hata yapıyorsun. Yardım istiyor çocuk. Ama sen bunu anlamıyorsun. Başaramadım. Yapamadım. Ali komiser. Sürekli gözünün önünde duracak. Birlikte çalışacaksınız. Hiç
konuşmayacak mısın onunla? Yani neden diye bile sormayacak mısın? Sormayacağım. Çünkü artık ilgilenmiyorum. O gün gitti. Giderek bana bir hiç olduğunu söyledi. Artık o da benim için bir hiç. Komiser bulmuş öyle mi? Ne ya? Ben önce Şahin Rahmi'ni dönmez demiştim. Demek ki sandığımızdan daha yüzsüzmüş. Ben ona var ya, çay bile vermek istemem. Ali komiser ne yapacak acaba? Mahvetti Ali komiserimi. Hiç kabul edemiyorum yaptığımı. Kaptan içeri gireceksin Duygu. Başka çaren yok. Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldin Duygu. Haklılar. Onlara kızmaya da kırılmaya da hakkım yok. Yani. Kim bilir o ne hissediyordur. Sabah bu güzelliği masamda buldum. Yine nasıl mutlu ettin beni anlatamam. Hoş geldin. Sevindim beğenmeni. Beğenmez miyim hiç? Çok teşekkür ederim sevgilim. Olabilirsin ama anlamıyorsun. O uçmayı bilmeyen yavru kuşlar gibi. Birinin ona kanat çırpmayı öğretmesi gerek. Yaman Bey. Görüşme bitmiştir. Sonucu daha sonra bildireceğiz. Gidebilirsiniz. Cengel. Buyurun. Herkesi gönder. Bu kadar yeter. Yaman Bey. Müjde. Yusuf aylar sonra ilk defa eline kağıt kalem aldı. Kuş yaptı. Resim de çizdi. Şükürler olsun. Ne yapıyorsun ateş parçası?
Onu tanıyor olabilirsin. Ama anlamıyorsun. O uçmayı bilmeyen yavru kuşlar gibi. Birinin ona kanat çırpmayı öğretmesi gerek. Tutamadın çeneni nana. Her şeyimi affettin. Affet beni abicim. Beceriksiz senin bu kardeşin. Sabah 9'da burada ol. Yarın işe başlıyorsun. Emin ol, başlayacağım. Öyle çok çalışacağım ki. Abime yaptıklarının bedelini bir bir ödeteceğim sana. Yemin ederim, hak ettiğin cezayı bulacaksın.